Nasıl gidiyor genel geçimler diye sorduk. Gördün ortalık 56-7. Abi geçimleri geçimler söylemeye nasıl? Gerek yok. Her şey ortada yani. Hayat pahalılığı olsun, stokçuluk olsun, şerefsizlik olsun. Herkes fırsatçılık birbirini vurmaya çalışıyor. Ondan sonra millet gidiyor A partisi, B partisi diyor. Millet yani gerçek geçim derdini unutuyor, siyasete koyuyor abi. Yok A partisi, ben AK Partiliyim, ben CHP'liyim. Ama memleketin şu anki güncel haline hiç bakmıyorlar abi. Yani kim gelse de bu durum zor düşer. Yani bence 5 sene sonra yani. En az 5 sene. 5 seneden aşağı düzelmez bu ülke. Hani en kırıldı da gelse bu ekonomiyi kurtaramaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki ekonomik sorunlar var. Biz kabul ediyoruz ve düzelteceğiz. Vatandaş bize güvensin diyor. Düzelteceğiz diyor. Vatandaşa soruyoruz. Vatandaş diyor ki benim herhangi bir ekonomik sorunum yok diyor. Ama markete problem gidiyor yok öyle diyor. Demiyor. Markete gitti diyor ki market fiyatları gayet uygun diyor. Vallahi röportaj yapıyoruz. Hepsi çoğu öyle söylüyor. AK Partilidir de o yüzden öyle aynen söylüyor. Aynen öyle. Ya da çocukları bakın ben 20 sene hizmet aynen ettim. Öyle. Boş. Bitti. Vallahi bak abi ben yalan yok. 2 dönem oy verdim ama pişmanım. Bak bu geç yaşımda. Ben 24 yaşındayım. 2 dönem. Ay 2 dönem vallahi. 2 tane cumhurbaşkan gördüm ama sen daha oy vermedin sen. Vallahi pişman oldum yani. Ama peki sizin nasıl gidiyor pişman efendim? Oldum. Hiçbir şekilde geçinilmiyor. Öğrenciler aç, mezunlar aç. Hiçbir şey. Kanka bir saniye dur abla bana. Yani söz abla da bir. Ekonomik kriz almış başını gidiyor. Araplara satılmış bu devlet. Bitti. Araplar rahat bir şekilde yaşıyorsa benim ülkemde, ben geçinemiyorsam eğer çalışan bir memur olarak, o zaman söz söylemeye gerek yok. Biz gerçekleri görebiliyoruz. Acaba öbür taraf gerçeği nasıl göremiyor? Ben de buna şaşırıyorum. Peki nasıl düzelecek bu durumlar? Var mı aklınızda bir şey? Giderse eğer baştaki cumhurbaşkanımız giderse 21 yıl sonra düzelir. 21 yıl dışında kesinlikle düzelmeyiz. Söyle kardeşim. Abi şimdi geldim. Durun. Bir kelime yok. Sorun yok abi. Önemli. Bak şimdi İmamoğlu'ndan bir kelime diyeceğim. İmamoğlu çıktı ne dedi? Dedi ki her şey çok güzel olacak dedi değil mi? He, sonra da ne dedi biliyor musun? Beyler dedi beni yanlış anladınız dedi. Benim için çok iyi olacak dedi. Var ne adam tatilden geri kalıyor mu? Ben kendim için iyi oldu dedim. O millet yanlış anladı dedi. O insana insan seçti. Açıklaması mı? Evet. Nerede? Açıklama. Bir kendi açıkladı. Yok, nerede? Ney? Nerede açıklaması var? Biz de takip edelim. Televizyonu takip edersen görürsün. Hangi televizyon abi? Ya Türkiye bak İstanbul'a bir çıkacak. Hangi kanalda duydun sen? Hangi kanalda? Bu hangi kanalda? Habertürk'te. Hangi kanalda? Habertürk'te. Ben araştırdım. Sen kaç yaşındasın? Sen kaç yaşındasın? 55 yaşındayım. Hadi bile. Sana ne çabuk unuttun sana anladığın günü. Sen de neyi bir dakika. Abi bak laf ediyorsun. Sakin bak. Neyi unuttum ben? Sana almayı. Sana bakıyorum abi. Şuraya bak abi. Nedir abi? Ne abi? Şuna yapılan şerefsizlik değil mi? Bunu buraya koymuşlar, şunu bile çalmışlar. Bu buradan çalınır mı ya bu? Burada simitler vardı. Simitler vardı, metal. Evet, metaller vardı. Bak buna bile tenezzül ediyorlar yani. Bu nedir ya bu? Buna belki tenezzül edecek adam yani. Demek ki adam ona bile muhtaçmış abi satmaya. Yani buna yani bilmiyorum yani muhtaç mıdır? Zevk için mi yapmış yani? Burada süs duruyordu kaç senedir. Şuraya bak, çek kardeşim şunu ya. Buna tenezzül eder mi insan? Bundan gelen paradan ne olur ya? Bak abi bak. Aç adamlar. Abi açlıktan değil. Açsa gelsinler esnaf verir. Bir şey, bir lokma ekmek herkes verir. Bu nedir yani? Soytarılık ya. Sen mi şehit vermişsin? Evet. Ben de vermişim. Abi bir şey söyleyeyim. Bir dakika. Ben de vermişim. Sen bana bir bakar mısın abi? Bak az önce beyazlı kadına laf ettin. Dedim ki abi bak. Şey yapmayalım. Bak sen devlet ayıp görüyor beni. Bir dakika abi. Bak dedim ki abi millete sataşma dedim. Sen döndün o kadına laf ettin. Abi dedim bak millete laf söyleme. Ben 35 tane memurluk yapmış adamım. Ama bak tartışma çıkıyor abi. Baba. Kendi fikrini söylüyorsan başkasının fikrine saygı duy abi. Bak sen başkasının fikrine saygı duymazsan başkası da senin... Mehmet Arın bir dakika. Sen ne kadar memur maaşı alıyorsun? Abi ben röportaj edemem edeceğim. 11 milyar. Ya sen 11 milyar alıyorsun. 5 milyar olan adamı anlayamazsın. 5 milyar maaş yok. Ya. 5 milyar. Nerede yok? Ha, 500 lira sen yok. Nerede 5 milyar maaş yok? 4700 lira maaşın var beyefendi. Sen hangi avatarsın? Yılbaşında... Yılbaşında eskiden hiç alamıyordum. Abi yılbaşında zam alacak mısın? Yılbaşına kadar acından ölme, tamam mı? Çıkmıyor musun? Acından ölme. Arkadaşlar acından ölmeyeyim. Ölme abi acından. Yılbaşında zam alacak. Yazık yazık yazık. Ya. Yönetmiyor beyefendi. Seni Kılıçdaroğlu yönetmiyor. Muhaliftir muhalif yalan. Bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Muhalif yalan konuşabilir, sahtekarlık yapabilir. Onu yönetenlerin kanunu yok mu? Yedik, meclis yok mu? Yedik, onları yedik. Susturacak kanun yok mu? 2023'ü bekliyorlar dedi. Ha 23'ü bekliyorsun. 23 bekleyecek için 2023'ü bekliyorlar. Evet, yargılanacaklar. Başbakanlığı kaldırmak için gücünüz yetiyor.
Öyle mi? Koalisyonda... Hangi koalisyonu? 1,5 senede devlet değişmiş. Biz koalisyonda Kıbrıs'ın yarısını aldık. Biz koalisyonda... Müsaade et beyefendi. Bak sen kimsenin fikrine saygın yok. Ama herkes senin fikrine saygı duysun istiyorsun abi. Öyle bir şey istemiyorum. Biz öyle abi. Ben her şeyi yönetirken... Bu adam fabrikası konuşurken susturuyorsun. Sen konuşurken şey yapıyorsun. Bölündük, kusura bakmayın. Evet, yok estağfurullah. Doğru söylüyorlar. Bir simit parası 5 lira olup da sadece bir tane simit alabiliyorsa eğer emekli memur hayat, memur kesimi, işçi kesimi fark etmiyor. Cebindeki 5 kuruşun hesabını yapabiliyorsa eğer açsa bu devlet demek ki diğerlerinin söylediğine göre çok zengin bir toplumuz. Şükretmeyi bilmiyoruz ki demek ki. Hayır şükretmeyi bilmiyoruz ki demek ki bu durumdayız. Şükredilecek bir durumumuz yok. Ben özel bir kurumdayım, söylemek istemiyorum. Peki şu anda pazar market fiyatları bir kadın olarak illa ki markete gidiyorsunuz. Evet. Pazara gidiyorsunuz. Evet. Nasıl fiyatlar? Devlet memuru çocuğuyum. Babam da emekli, annem de emekli. Ben de çalışıyorum. Hiçbir şekilde deseniz ki bana dört dörtlük geçinebiliyor musunuz diye. Tam tersi eksiye gidiyoruz. Benim annem devlet memuru olarak emekli olduğu halde maaşı gelmeden hesap yapıyor. Krediye gidecek. Kredi kartı borcum var. İşte elden aldığım borçlarım var. Ele kalan hiçbir şey olmuyor. Aldığı gün maaş ertesi güne kalmıyor. Devletin memuru bu durumdaysa eğer vah yazık. Vah yazık. 5,5 milyar. 15-20 liradan aşağı üzüm yok herhalde bildiğim kadarıyla. 15-20 lira. Alınmıyor. Domates yine 5 lira, 6 liradan alınmıyor. Daha fazla. Alınmıyor. Daha fazla. Peki niye peynir mevsiminde olmasına rağmen bu kadar olur? Ben size bir şey söyleyeyim. Benim eşim 50 milyon liraya incir reklamı Face'te koydu diye AK Partili arkadaşları diyor ki sen orayı geziyorsun buraya gel. Kardeşim ben param varsa ben geziyorum da ben şu garibanı düşünüyorum. Bunun bir için yerde, bir yerde 50 liraya incir ben gördü. Onun fiyatını koydu. Ha, koydu. AK Parti'den diyor daha önce geziyorsun. Siz diyor görev yapıyordun. Kardeşim o zaman abdestinden şüphem yok dedi adam. Parmağımda yüzüğüm var, yok dedi. Şiir okudum hapise girdim dedi. Biz de başımızın üstüne koyduk. Şu çocuğu mitinglerde ev sohbetlerinde büyüttüm. Şimdi çıktım. Siz davanızı sattın. Kimi kime satacağım ben? AK Parti hizmet ettiniz daha. Evet ettim. Şimdi bana diyor ki sen davandan vazgeçtin. Sattın diyor. Niye sattım? Zamanında kapı kapı gezip kahve evet dağıtılmıştı. Şu an size bir bardak kahve düşüyor mu? Vallahi be kahveyi millet bak aldık. 5 liralığı aldık. Turist geliyor 20 lira alıyor be. Almanya'ya gittim. Paris'e gittim. Hollanda'ya gittim. İsveç'e gittim. Oradaki gezmek amaçlı mı? Evet, iş amaçlı. Evet hayır gezmek. Akrabalarımız vardı. Yeşil pasaportluyuz. Gittik. Oradaki insan onlar diyor ki AK Parti diyor İstanbul'u diyor Türkiye'yi diyor Avrupa yaptı. Asla. Biz de dedim ki ben buradan gidip 7 ile çarpıyorsam doları ben bir çift çorap bir parfüm hediye getiremiyorum arkadaşlarıma. Bırak çikolata getiremiyorum. Adam geliyor burada euroyu bozduruyor. Ya. İstediği gibi tabii, krallar gibi geziyor. Tabii. Ben de dedim ki o zaman Almanya'yı orayı burayı beklemeyin kardeşim. Madem AK Parti burayı güzel yaptı, doğru yol gelin yaptı, iz yaptı. Evet, Avrasya'dan 50 liran varsa geçiyorsun, öbür taraftan da babanın mezar taşına geçiyorsun. Bu ülke bu halde. Paran varsa gezersin, paran varsa yersin. Ha Trabzonluyum demin diyorlardı. Arap diyordunuz değil mi? Evet, evet. Bak benim kızım şimdi Trabzon maçına gitti. Anne diyor burada ben Trabzonlu hiç görmedim hep Araplar. Ha, tamam. Videonun altına da yazacaklar. Trabzon maçına gitmiş. Bir maça gitmiş evet, oraya yani, diyecekler. Ben fakirim ağlıyorum demiyorum bak. Ben 5,5 milyon. Benim şu anda ben başka bir partiye geçtim. Onu da şimdi söylemeyeyim. Belki manidar olur. O adama da yanlış yapıldı. O adamın da ben de bir değil mi? Yok onunla hiç CHP zihniyeti olmadım hiçbir zaman. Peki, şimdi yani, insanları tenzih edemem. Ali Babacan. Ben kim doğruysa kime adam, yanlış adam dediğine göre Meral Akşener. Tayyip Erdoğan'a bana eşim hak diledi. Dedi ki eğer dedi vermezsen dedi biz askeri memurdu benim eşim. Layığıyla emekliliğini de oldu. Şu anda dürüstçe Türkiye Cumhuriyeti'nde duruyoruz. Bir yanlışımız olmadı. Eşim de Kazak göçmenidir. Şu anda AK Parti'nin peşinde ölüyorduk. Biz Harp Akademi Komutanlığı'nın da iksiriyle Tayyip Erdoğan tişörtlerini giyinip üstümüze böyle tişört giyiyorduk. Ben şimdi davamdan vazgeçtiğim için AK Partiler bana diyor ki karı koca siz diyor davanıza ihanet ettin. Kardeşim biz öküz öldü ortaklık bozuldu. Ay niye ihanet ediyorum ki? O adama ben nikah kıymamıştım. Çok özür dilerim yanlış yere gitmesin ama ben oraya geldiğim zaman hayır gelebilir. Benim ilk oyum Ecevit'eydi. Sonra bu adama üzüldüm. Evet bazı hizmetleri var bak ben şimdi yalan söyleyemem ama onun dışında yok.
Şimdi 5,5 milyar maaş veriyorsun ev sen. Ev kiraları almış. Ev kirası Güneşli'de affedersin Sidikli yerde 7 bin lira kira diyor ya. Sen 5 bin lira alırken 7 bin lira nasıl serbest değil, piyasa nasıl yaparsın? Gençler sence ev alabilir mi şu anda? Asla. 3 milyondan bak. Ben alamıyorum. Benim kocam emekli oldu. Bir tane Ford Corner araba aldı. Ya. Adam Avrupa'dan geliyor. Türkiye'de ya. Olaylar herkes güzelmiş. Öyle bir şey. Vatandaşlığa katılmıyorum. Bakın bizden de Türkiye'den Almanya'ya gidiyorlar. Ay ben ona katılmıyorum. Parasını bak, verip alam. Onu bilmiyorum. Vatandaş. Evet. 250 para veriyor ya. Sen Almanya'da para mı verip alıyorsun? İşte para verip belli kriterleriniz varsa alıyorsun. O tamam o her yerde vardır. Belki şey Avrupa'da da vardır. Ben bilmiyorum. 250 bin dolar karşılığında şu anda ikamet olarak gösterirseniz bak, ÖTV de ödemeden araba da alabiliyorsunuz. Mi? Bu aşağılama her yerde vardı. Partilerde de mesela ilçelerde adamın parası vardır. Biz kapı kapı gideriz, üye yaparız. Adamın parası vardır der ki ben de parayı vereyim siz çalışın der. Bak bu her yerde o mantık var. Ben o şeyini duymadım. Yani şey alıyormuş. Ama biz de Avrupa'ya gidiyoruz. Orada vatandaşlık alıyoruz. Bize vermiyorlar. Biz parasını versek de vermiyor. Belli kriterleri karşılamıyorsanız kesinlikle ama vermiyorlar. Tamam o zaman burada bir Suriyeli doktorlar vardı. Avrupa'ya aldılar. Şimdi bizim Recep Tayyip Erdoğan diyeyim. Cumhurbaşkanımız adamlara diyor ki beğenmiyorsan bu ülkeyi terk et. Ya benim toprağımdan sen beni nasıl kovuyorsun ya? Günde 7 doktor gidiyor ülkeden biliyor musunuz? Sen de gel. Evet. Öyle bir şey. Günde 7 doktor gidiyor bu ülkeden. Evet gidiyor. Ben geçen ayağım için muayene olmaya gittim. Doktor beyle konuştum dedim ki bak dürüstçe söyleyeceğim benim randevum yok beni bakıyor musun bakmıyor musun? Söyle önünden mi aldık ya? Saygı duymuyorum ben seninle neyle konuştum abi? Konuşabilir miyim? İstediğin kadar konuşabilirim. Lafı bitirerek bana konuşun abi. Konuş abla. Yok abi ben böyle bir insana ne konuşacağım ya? Konuştur abi şu an konuşur. Konuşma saygı duymuyor abi senin. Abi kavga etme. Yok abi yok gelse tartışma. Abi konuşan kişi bana saygı duymuyor ya. Ya ben yaşadıklarımı anlatıyorum. Lan lafının bitmesini beklemiyor. Ben bu adamın neyle saygı duyup da konuş. Ben yanlış mı konu? Ben yaşadığımı güzel veya kötü efendim. Yani daha lafı bitmeden saygısızlık yapıyor yani. Bak benim eşim Kazak göçmeni geldi. Ben evlendim. Bu kadar basit. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sizin var mı söyleyeceğim? Yok ben bakayım. Teşekkürler. Söyle kardeşim. Abi sorunuzu ben yani güncel şeyler ortalığından sordum. Peki evet. Sen bir genç olarak ülkeden gitmek istiyor musun? Vallahi bazı gençler istiyor. Buradan zaten yabancı ülkedeki patronları sesleniyorum. Varsa iş beni alsınlar. Ben koşa koşa gideceğim. Memleketi bırak. Sevmediğimden dolayı değil. Çalışmak için. 2 sene çalışacağım. Paramı biriktireceğim geleceğim. Peki bazı gençler. Hani gençlerin düşüncesi yani artık böyle. Biz bu ülkede değer görmüyoruz diyorlar. Komple gitmek istiyorlar. Yani doğru söylüyor. Gidip kendini geliştirip ki. Gelmek için ya da para kazanmak için. Okuyanlar lafım yok. Ben okumadım mesela. Ben çalışıyorum ama şu anda hani fazla geçinemediğim için. 6-7 milyar alıyorum mesleğin ama geçinemiyorum. Ben yükleme boşaltma elemanı. Ya taşıma işi yapıyorum. Depo elemanı. Ama yetiremiyorum. Ek iş arıyorum mesela. Kendine bir gelişme bir şey yaptın. Mesela kaynakçılık yaptım. Örnek vereyim. Ya müşteri hizmetlerinde falan çalıştım mesela. Orada kendimi geliştirmeye çalıştım. Dil var mı? Yok yabancı dil yok. Nasıl alsın seni? Ama ben Avrupa olsam seni almam. Herkes okuyacak diye bir şey yok ki. Ben orada vasıfsız olarak gitmek istiyorum belki. Akşamları 3 kelime, 4 kelime. Herkes okuyacak diye de bir şey yok yani sonuçta. Bak sen benimle akşamları 2 kelime, her gün akşam 2 kelime, 3 kelime abi, İngilizce. Abi Türkçe zor konuşuyoruz zaten daha. Yabancı dilini nasıl öğreneyim? Gitmek istiyorum diyorsun. Tamam olsun yani. Burada da yabancılar var. Bak Türkçe bilmiyorlar. Rahat rahat takılıyorlar burada da. Suriyeliler, Afganlar. Senin aklındaki lider kimdir? Benim aklımdaki lider, valla benim şu an kimse oyumu hak etmiyor ya. Biraz böyle Fatih Erbakan hak ediyor da o da bilmiyorum pek güven ver şey olmuyor yani geliştirmiyorlar kendilerini. Eğer aday Kemal Kılıçdaroğlu olursa biz AK Parti'yi destekleyeceğiz dedi. Onu biliyor musun? Onu biliyorum. O zaman ben de hiçbirine oy vermem abi seçimi kurda. Yani şu an ama yine kötünün iyisi olarak yeniden Refah Partisi diyebilirim. Biraz daha iyi. Reklamını yapmayayım şimdi. Biraz daha iyi. Kimseyi savunuyoruz ha? Ben kimseyi savunmuyorum. Kendi doğruları bak, kendi derdini anlatıyor. Bak daha Türkiye bak. Türkiye Türkiye Erdoğan'a daha 10 sene ihtiyacı var. Neye ihtiyacı var abi? Türkiye Erdoğan'a daha 10 sene ihtiyacı var. Niye abi? Ya icraatime inanacağız, onların yalan attıklarına inanacaksın. Hangisi? Peki niye 10 sene daha lazım yani? 20 senede yapacağını yapmadı mı? Bu adam gelmeden hava savunma silahınız var mıydı?
O zaman o teknolojiler yoktu. Daha yeni yeni o teknolojiler. Nasıl yoktu? Ne Amerika'da, Avrupa vardı, her yerde. Niye Türkiye'de yoktu? Ya bırak canım. Beyefendi tek yani, hava savunmasıyla yani bak, olmuyor. Ben Türk vatandaşım diyen bir adam Erdoğan'dan başka oy vermez. Ya ben Türk vatandaşım. Erdoğan'a bu zamana kadar oy vermedi. Bundan sonra da vermeyeceğim. Ya Kılıçlar oluyor. Bu devletle vermeyecekler mi ya? Ben şu an şuna ver buna ver demiyorum. Senin bir kişi abla bir dakika. Ben Kılıçdaroğlu'na vereceğim demedim ki. Yunanistan'a ben Kılıçdaroğlu'na vereceğim demedim ki. Ya onların hizmetkarı. CHP'den bir milletvekili şeyden çıkıyor meclisin içinde. Diyor mavi vatan ne zaman oldu? Bu deniz mavi vatan ne zaman oldu? Sanki Yunan milletvekili gibi konuşuyor. O adama hükümet devlet teslim edilir mi ya? He? Ondan sonra bunları da PKK'da ne farkları var? He? Sen neresin abi? He? Mardinliyim. Ben Mardinliyim. He. Tarım devam ediyor mu? He? Tarım. Tarım var mı? Tarım var mı? Hayvancılık var mı? Yok ben burada yerleştim. 10-15 sene buradayım. Tarım var mı? Var tabii. Sen neresin abi? Ben de Mardinliyim. Oradan mı geldin? He ben oradan geldim. Var mı? Ama abi ben... yok diyor. Nasıl yok? Yok diyor abi. Tarım var her yerde var. Tarım hayvancılık yok diyor abi. Şimdi milleti bıraktı geldi şey kefine göre şey yaptı bıraktı tarlalarını. Yetici niye geldi abi buraya? Malının karşılığını, emeğinin karşılığını almadığı için gelmedin buraya. Ne emekliğinin karşılığına yani? Sen bu tarım karşılığını alamadığı için yıllardır bizim dedelerimiz ekmediler mi o şeyleri ektiler. Biz rahatımız için geldik buraya. Rahatımız için geldik. Orada rahatsız mı ediyorlar? Tarımı bıraktı buraya koştu. Niye? Nasıl niye? Niye abi? Rahatı için. Eskiden orada rahatsız mıydı? Eskiden bak. Eskiden bir evde bir odada var ya 10 kişi yaşardı. Tamam. Şimdi senin çocukların var odası olmasa yaşamıyor. Öyle değil mi? Şu an 10 çocuk çalışıp bir babaya bakabiliyor mu? Bakıyor, çalışırsa iyi çocuk olursa bakar. Ya iş var mı da? Bakamayan var. Kötü çocuklar. Var mı Türkiye'de? İş var mı peki? Bak, genç iş soruyorsun. İsyan var. Bu kadar genç. Çalışmak isyan var. Yok da yok. Ama iş yok, yoksa niye bu kadar şey var? Nasıl pazar market fiyatları nasıl? Geçimler. Pazar markete gidemiyoruz ki. Niye? Eskiden 50 lira getiriyordu. Arabamızı dolup getiriyordu. Şu anda 200 de getirse, 500 de getirse arabamız boş geliyor. Hal ekmeği sırasını böyle gibi böyle sıradayız. Kışın, yazın her zaman. İmamoğlu'nun yüzünden değil mi? Ne İmamoğlu'nun yüzünden? Hepsi Erdoğan'ın yüzünden. Baktım. Hayır, hepsi Erdoğan'ın yüzünden. Niye İmamoğlu'nun yüzünden? Bir tane daha kulübe getirsin oraya. İmamoğlu da yüzünde değil. Erdoğan'ın yüzünden. Erdoğan zinci değilim. Ben Selahaddinciyim. Ben Kürt'üm. Kürt olmak hakaret. Kimse etmesin, Kürtlere hakaret etmesin. Peki abla bir şey evet, soracağım. Ben Kürt'üm. Bu sene menemen yapabileceğiz mi? Kavanoz yapacağız yok, mı? Yok yok öyle bir şey yok. Kimse yapamaz. Domatesin kilosu 10. Geçen sene 1.25'e yaptın. Yaptım tabi. 1.25'e yaptık geçen. Tabi yaptım. Bu sene kaç en az? Ne kadar? Bu sene yapmamışım ki. Yapmayacağım. Yapmayacağım. Domatesin kilosu 15-12 milyon. Ne yapacağım? Nasıl geçineceğiz? Nasıl geçineceğiz? İnsan nasıl geçinecek? Evlat var mı? Var tabii ki. Yurt dışına gitmek istiyorlar mı? Gidiyorlar, gitmişler. Aynı okumuşlar, gitmişler. İki tane çocuklarım gitmiş, bir tane şu anda iki ay Amerikan kapısında. Yok kapısında değil, kapında. Kampında. Evet kapında. Evet dolar istiyor, dolar yok göndereyim. Yükle mi oturtamadın? Ona lafımı tutamadım. Evet heyecanlanıyorum ya. Senin aklındaki lider kimdir peki abi? Aklımda lider Selahaddin'dir. Başka kimse yok. Tamam şu anda kendisi... Herkes ona versin. Adam gibi çıkartsın orada. Tamam şu an kendisi hapiste. Hapiste gene ona veriyorum. Tamam da adam olamayacak ya. Vermeyeceğim ki başkasını. Ben sana şunu soracağım. Sakin ol. Tamam. Dur çok heyecanlı. Tamam. Heyecanlıyım evet. Selahattin Demirtaş şu partiye oy verin. Ben şu an işte hapisteyim mesela diyebilir miyim? Yok. Selahaddin'e verirsem vereceğim. Vermeysem o oyu yanacağım. Tamam Selahattin Demirtaş derse ki şu partiyi kullanın kullanmayacağım. Selahaddin demeyecek. Çünkü derse. Mecbure diyecek. O derse kimse ona verirse vereceğim. Bak kimse bize hakaret etmesin. Biz de herkes ya diyor biz bir yerde rahat konuşamıyoruz. Kürdüz diye. Vallahi rahat hastaneye gidiyoruz rahat konuşamıyoruz. Bir arabada oturuyoruz. Şimdi bak senin yaşın büyük şimdi. Evet. Yanlış bize geçen bir röportajda abimiz dedi ki eskiden kara çarşaflara, türbanlara kara çarşaf bize uzak olsun. Diyorlardı ki bahsetmeyin. Hamam böceği diyorlarmış. Evet. Kara fatma diyorlarmış. Kara çarşaf bize uzak olsun. E şimdi de kadınlarımızı sürtük diyorlar. Ne fark etti? Nasıl? Şimdi sürtük diyor Cumhurbaşkanı. Ya. Öyle yapıyor. Ben mi öyle yapıyorum? Ben, o öyle yapıyor. Siyah çarşaflar bize Allah'a yakın olsun, bize uzak olsun. Kadınlara da diyor böyle. Biz Kürdüz hep, biz annemizden doğduğundan beri biz böyleyiz.
böyle de kalacağız. O biz Kürdüz, hiç kimse bize hakaret etmesin. O başka bir şey demiyorum. Bağırıyorsun ya. Benim sesim röportaja bağırıyorsun ya. Polis bir şey var zannediyor, kavga var zannediyor. Gelip de röportajı engelliyor. Tamam, sakin abi. Sakin anlat derdi. Nasıl gidiyor genel geçişler? Şimdi sen ülkenin durumunu nasıl değerlendiriyorsun? Ülkenin durumu çok kötü. Ya orası öyle. Şimdi geçinebiliyorum diyorsun. Evet, geçinebiliyorum diyen yalan söyler. Şimdi bir markete git. Markete git. Geçinebiliyorum diye yani bir şey alamazsın. Bir domates, bir sarımsak olmuş abi kilosu 80 lira. Ki cenneti burada Kastamonu. Evet. Şimdi babam benim halde iş yapıyor abi. Şimdi alan yok. Bir üzüm olmuş kilosu 25 lira abi. Geçen sarımsak aldı bakın. Dün sarımsak almaya gittik Kastamonu'na. 80 lira bir kilosu abi. Tamam. Peki bunun sebebi ne? Üretimin sebebi niye bu kadar az? Yani abi. Bir dakika. Şimdi ekonomi yani onu bilmiyorum abi. Bilmiyorsun. Ben sana anlatayım. Önceden %65'i çiftçi olan bir ülkeydik biz. Evet, şu anda %6'sı çiftçi olan bir ülkeyiz. Ya. Yani geriye kalan %94 yiyor. Yani önceden %30'u yiyordu. Anladın mı? Anladım, üretim abi. Azaldı. Evet. Üretim niye azaldı? Üretimle yakıt fiyatları arttığından dolayı çiftçi emeğinin karşılığını alamadığı için azaldı. Doğru abi. Anladın mı şimdi? Anladım abi. Peki bu yakıtı düşürebilecek, doların TL'nin değerini kazandırabilecek, dolar fiyatlarını biraz daha aşağı indirebilecek ya da çiftçiye üretime destek verebilecek bir lider var mı aklında? Yani Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Şu an niye yapmıyor o zaman? Neyi bekliyor? Şu an olmuyor abi. 2023'ü mü? 2023'ü bekliyoruz. Neyi bekliyor 2023'te? Şimdi neyi bekliyor biliyor musun? Şimdi abi. Bir dakika ya. Saygın Behrman. Abi bir dakika ya. Bak bu abim verdiği kişi belli ama saygım var. Neyi bekliyor? Abi bir dakika sen onu dinleme sen anlat. Saygım var. Herkese benim saygım var. Niye bekliyor 2023'te? Bu abi de Türk. Efendim abi? 2023'ü niye bekliyor? 2023'te her şey düzelecek diyorlar abi. Niye ama düzelecek? Neyle düzelecek? Ne yapacak düzelecek abi? Yani abi. 2023'te bir yukarıdan sihirli değnek gelecek de onu mu sallayacak? Yok abi ama konuşmalarına göre yani. Tamam bir seçim daha kazanmak için 2023 diyor olamaz mı sence? Yani evet her türlü olabilir abi. Şimdi bir insan dört dörtlük bir insan olamaz. Yani buradaki herkese soralım dört dörtlük bir insan değildir. Kimse değil abi. İnsani olarak dört dörtlük olmayabilir ama evet. Eğer yönetici koltuğunu oturuyorsan dört dörtlük olmak zorundasın. Yani beni kandırdılar. Beni şöyle ettiler diyemezsin. Öyle bir lüksün yani yok senin. Çünkü o kadar insanın sorumluluğunu alıyorsun. Doğru, doğru mu? Doğru abi. Ne demişti eski bir liderimiz? Fırat Nehri'nin kenarında bir ay ağzına sandı. Aynen öyle. Abi. Değil mi hatırlıyorsun? Bir aynen çobanın abi. Koyunu kaybolsa sorumlusu benim demişti. Evet abi. Sorumlusu bu kadar yükü ağırken ben kandırıldım vesaire diyemez. Yani bu abi. Kadar sorumluluğu kaldıramıyorsa da benim yanıma yardımcı alırsın, dişi alırsın değil mi? Zaten abi biz memlekette yani şeyiz. Yabancı gibiyiz. Yani bizden çok yabancı var. Yabancılar bizden lüks yaşıyor. Bak, ekonomiyle ilgili söyledin. Yabancılarla ilgili şimdi söyledin. Hı-hı. Peki niye o zaman hala aynı lideri de yani aynı farklı sonuçlar bekliyorsun? Konuşmaları biraz şey yani yapacağım, edeceğim. Güven veriyor kendine. Ya aynı şeyi diğer 108 tane daha farklı. Ama şu an gelecek kişi yok abi. Bak ben şu an seçim olsa. Niye, sen yok musun? Ben gelemem abi. Adamdan saymıyor musun? Ya sayarım abi şimdi. Soruyorsun ne adama diyoruz ki abi yarın seçim olsa kim oy verirsin adam mı var diyor. Ya sen adam değil misin? Ya adamım abi. Sen de git genç olarak sen bir Atatürk yani olamıyor musun? Yani ben şu an bak 18 yaşında olsam abi Devlet Bahçeli'ye verirdim. Şu an Tayyip'e yani tamam güveniyorum. 2023'te eğer başaramazsa bir daha onun adını ağzıma almam. Yani şu an duyuyorsa da. Belki gelecek abi. Belki gelir abi. Gelmez gelmez. Allah büyüktür abi şimdi orası belli bak. Belki gelir. Peki senin herhangi bir parti üyeliğin vesaire gidip yani ben Ocak çocuğuyum. Konuları... Ben Ocak çocuğuyum. Ülke Ocaklarındayım. Orada alt yönetimim. Yani öyle abi. Peki, teşekkür ederim çok. Eyvallah abi teşekkür ederim. Bak bağırmadan da röportaj yapılıyormuş. Sağ olsun abi sen de hakkını helal et. Bir şey söyleyebilir miyim? Sarı kardeşim. Ben gelecekten geliyorum. 2023'te Cumhurbaşkanı Ümit Özdağ olacak. Öyle mi diyorsun? Evet. Hangi seneden geliyorsun? 2025. 2025'ten geliyorsun. Bor madenini çıkarıyor muyuz o zamana? Yani biraz biraz. Kozan anlaşması bitiyor mu? Bitmiyor. Bitmiyor mu? Devam mı ediyor? Savaş çıkıyor. Üçüncü Dünya Savaşı. Peki kardeşim teşekkür ederiz. Hocam ben birkaç şey söylemek tabii istiyorum. Tabii. Az önce çok güzel bir noktaya değindiniz. Dediniz ki eskiden bu ülke %90'ı çiftçi, %60'ı çiftçi olan ama şimdi %6'sı çiftçi olan bir ülke. O yüzden üretim yok. Üretim şu yüzden yok. Bizim başımızda bugün Recep Tayyip Erdoğan var. Yarın X başka bir parti olabilir. Kemal Kılıçdaroğlu olabilir, Devlet Bahçeli olabilir. Hiç önemli değil. Bizim bir yönetim sorunumuz var evet ama klasik olacak bizim önce kendimizi değiştirmemiz lazım. Nasıl lazım? Bu ülkede insanlar bir daire daha fazla almak için
verimli topraklarını müteahhitlere vermek için sıraya girdiler. Sahibinden.com'da orada burada 2 milyon olan evi, benim evimin ondan nesi eksik deyip 2,5 milyona koyan yine biziz. Bu yüzden bizim bizden başka dış mihrakı Amerika'ya, Suriye'ye ihtiyacımız yok. Kendimizin en büyük düşmanı zaten biziz. Onun evi 1 milyon, benimki 1,5 milyon. Onun arabası 100 bin, benimki 200 bin. Hani biz yardımseverdik? Bunun denetleneceğini söylediler ama. Bunu hiçbir şekilde denetleyemezsiniz. Niye denetleyemezsiniz? Bizi faiz indirimi olduğu gün dediler ki bir gün sonra evini çıkaranlar hepsi yasal işlem olacak. Serbest piyasaya müdahale etmek zaten bu şekilde sonuçlar doğurur. Sıkıntımız ne bizim? Yasayı manipüle etmek diye de bir suç var. Sıkıntı ne bizim? Biz Covid döneminde insanlara, vatandaşlarına devletler para verirken biz konut kredisi verdik. Dedik ki üretimi canlandıralım, ekonomiyi şahlandıralım ama ben ekonomi yönetiminden ziyade, müdahaleden ve takipten ziyade Türk insanının, yani bu topraklarda yaşayan herkesin, işte vatanı, milleti, kimliği ne olursa olsun zihninin değişmesi lazım. O yüzden ilk önce biz fırsatçılığı bırakalım ki daha sonra diğer düşmanlarla mücadele ederiz. Kolay gelsin. Var mı aklımızda bir lider? Yarın seçim olduğunda sandık başına gittiğimizde. Yani bence değişecek liderin çok da bir önemi, anlamı olduğunu inanmıyorum ben. Aracı kullanması lazım, bir şoförlük etmesi lazım. Yani. Liderlik lazım. Yolcular kötü niyetli olduktan sonra şoför ne kadar iyi olursa olsun bir şey değişmez. Peki, öyle diyorsanız. Kolay gelsin. Kolay gelsin.